Önemli ise depolamadan önce kurutulmalıdır. Özellikle de uzun süreli depolama için tane mısır ürününde nem oranı %13 ila 14'e düşürülmelidir. Daha kaliteli ve verimli bir mısır ürünü elde etmek için mısır tarımında toprak hazırlığından hasada kadar olan dönemde bütün uygulamaların zamanında ve doğru bir şekilde yapılması gerekir. Kaliteli üretilen ürün, üretici için hem kolay bir pazar imkanı hem de yüksek verim sağlar. Bu konuda mısır üreticilerinin dikkatini çekecek önemli tavsiyelere kulak verelim. Mısır üreticileri için gelişen teknolojiye ayak uydurmaları. Yani biz babadan böyle gördük düşüncelerinden sıyrılıp bilimsel olarak toprağının neye ihtiyacı var? Hangi gübreleri kullanırsa daha fazla verim alır? İşte toprak analizini ne şekilde yaptırmalı, nasıl yaptırmalı? Bunlar önemli şeyler, bunlara dikkat etmeleri lazım. Bunun yanında olmazsa olmaz kaliteli tohumluk. Yani bugün mısır tohumu birim başına düşürdüğünüz zaman diğer çeşit tohumlara göre daha ucuzdur. Ama çiftçi ucuz tohumun peşinde, bu da muhakkak kaliteyi etkiliyor. Silajın içindeki değerleri etkiliyor. Kiminde selüloz oranı yüksektir. Besleyicilik özelliği azdır. Ucuz çeşitlere yöneldiklerinde bu sorunlar ortaya çıkıyor. Gübreleme hususuna dikkat etmeleri lazım. Tarla sürümüne, ara gübrelemesine ve mısırı ne zaman ne şekilde sulanması gerektiğini bilmeleri lazım. İşte mısır tepe püskülünü çıkardığı zaman, koçanda da püskül olduğu zaman bu bir hamilelik sürecidir. 15 gün sürer. 15 gün içerisinde mısırın dibinin kuru kalmaması lazım. Ama çoğu çiftçimiz bunu bilmez. Veyahut mısır 6 yaprak veyahut 10 yaprak dönemindeyken mısır sömeğinin etrafını kaç sıra çevireceğini kendine göre hesaplar. Ama çiftçimiz ne yapar? İşte daha da kurusun, kök salsın, su arasın, ben bunu öyle sulayayım der. Burada yaptığı hata ileride onun verimine etki yapar. İşte mısır stresli bitkidir diyoruz ya, burada sizin yaptığınız en ufacık bir hata verimde size eksi olarak geri dönüyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Seminerlere katılsınlar. Yani sırf dinliyorum diye seminer dinlemesinler. Gerçekten de seminerdeki bilgileri arazisinde uyguladıkları zaman çok iyi verimlere sahip oluyorlar. Kaliteli bir mısır elde etmek için önce tarlayı, ya çiftçilik öyle bir şeydir. Başlangıçta başlar. Bir kere iş öyledir. Başlangıçta düzgün başlaman, tarlayı biraz önce söylediğim gibi çamur sürmemek, tavında sürmek lazım. Arkadan gübrelemeyi zamanında yapmak, ve suyunu zamanında vermek. Suyunu zamanında vermezsen ya da ben sulamadan olsun dersen çok bakarsın mısır alacağım diye yani. Bunun için zamanında sulama, zamanında gübreleme, arasını havalandırma işlemlerini yapmak lazım kaliteli bir ürün almak için. Kaliteli ürün elde ettiğin zaman öncelikle zaten malın miktarı fazla oluyor. 1 ton olacak yerde 1200 kilo oluyor. Önce oradan kazanıyorsun. Sonra kaliteli bir ürün elde ettiğin zaman müstahsile götürünce ben bu fiyata alırım diyor, fiyatını yüksek söylüyor. Daha arkadan ben bunu almam demiyor. Öncelikle malını satıyorsun, oradan kazancın var. Ama sen kalitesiz ürün üretirsenin önce mahsulün az çıkar. Mesela tonaj da az olur. Yani miktar olarak az olur. Daha sonra müstahsile götürürsün, fiyatını az verir. Daha sonra hiç almaz, belki elinde kalır, uğraşırsın. Bunun için kaliteli mahsul üretmenin önemi çok önemlidir. Gübrelerin